Günaydın. Tibet günaydın demek ister misin sen de? Ya. Dünya yoga günü bugün, gel. Gel. Ya. Dünya yoga günümüz kutlu olsun. Baba. Hem babalar günü hem de 21 Haziran. Baba. Dünya yoga günü. Baba. Hepimize günaydın. Güzel bir yin yoga dersiyle birlikte olacağız bugün. Lafı çok uzatmadan hemen başlayacağım. Birazcık daha katılımcıların gelmesini bekliyorum. Herkes matın başına ufak ufak gidebilir. Yorumları kapatacağım birazdan. Bye. Anneciğim bye bye. Herkes hoş geldi. Günaydın, günaydın. Yorumları da kapatıyorum. Güzel bir yin yoga dersi. 40 dakika birlikteyiz. Şöyle güzelce bir uzayalım. Esneyelim, rahatlayalım. Ve güne başlayalım. Şahane bir gün olur inşallah hepimiz için. Hadi bakalım, rahat bir oturuşa geldik. İsterseniz minderiniz varsa minderinizin üzerine de oturabilirsiniz. Yoksa blokla belki kemiklerinizi rahatlatmak, oturma kemiklerinizi daha dengede tutmak isteyebilirsiniz. Derin nefes al şimdi, omuzları çevirmeye başla. Sağ omuz, sol omuz, arkadan öne. Güzelce bir al, sağ kolunu uza. Nefes al, nefes ver, sol kolunu kaldır. Uza sağa doğru, al nefes, ortadan yuvarla kendini. Kaldır, arkaya doğru şöyle bir aç göğsünü. Tekrar sol kolu uzat. Dön ortadan yavaşça, sol kol yerde, sağ kolu uzat. İyice aç bedeninin sağ tarafını ve sol tarafını. Şimdi gel boyuna, omurgan. Senle beraber o da hareket etsin, boynunla beraber daireler çiz. Yavaşça. Ve al nefes. Diğer tarafa soldan sağa doğru çevir boynunu. Omurga da belki devrede. O da yaylanıyor. Rahatlat omuzlar tekrar. Al ve sağ kolu gökyüzüne. Çevir dirsekten, sol elle iyice bastır aşağıya. Aç sağ koltuk altını. Böyle bastır. Avuç için iki kürek kemiğinin arasına doğru yerleşsin. Bravo. Ve diğer taraf. Al sol kolu gökyüzüne. Dirsekten büyük, sağ elle dirsekten aşağı doğru bastır sol koltuk altını. Uzasın iyice. Bravo size. Al ellerini arkada ör. Şimdi nefesle birlikte bırak bedenini yere doğru. Eller gelebildiği yere kadar gelsin. Avuç içlerin birbirine yapışık. Açmıyorum. Açınca biliyorum daha kolay gelmek. Ama istiyorum ki kapalı olsun ve olabildiği kadar gelsin. Bravo. Yavaşça kaldırdım kendimi. Ve şimdi derse bir niyetle başlayacağız her zamanki gibi. Al nefes gökyüzüne uza. Ver nefes, eller kalbin önüne. Ve bugünkü derse 21 Haziran. Hem gün dönümünün farklılaştığı, hem babalar günü, hem dünya yoga gününe özel bir niyet ekle bugünkü dersine. Hoş geldiniz. Namaste. Ve hemen derse başlayalım. Geldim dört ayak üstüne. Dizlerimin arası, kalça eklemlerim genişliğinde açık. Omuzlarım, el bileklerim aynı hizada. Ayak yüzlerimi yere yerleştirdim. Nefesle birlikte gel bu vaziyette. Kalça topuklara, eller ileri doğru uzadı. Al
Evet, gel. Kalçayı yere doğru bırak. Bravo. Al nefes. Gel tekrar kalça topuklara. Ver nefes. Kalça yere doğru. Bak, bakışların belki de gökyüzüne doğru olabilir. Al nefes, gel. Ver nefes. Üç. Al nefes. Ver nefes. Dört. Al nefes. Ver nefes. Beş. Kal burada biraz. İyice omuzların kulaklarına yanaşmasın. Uzat boynunu. Ve eğer belin buna müsaade ediyorsa azıcık daha gökyüzüne bakmaya çalış. Ve yavaşça gel. Şimdi dört ayağı. Bir tık daha ellerimi yanaştırdım bedenime. Sol elim yerde, sağ kolumu gökyüzüne açtım. Ve buradan sol koltuk altından el bileğime yakın gelecek şekilde geçip sağ omuzumu yere koyuyorum. Ve sol elim ileri doğru matın başına doğru gidiyor. Ayaklarım takılı ya da yüz. İstiyorum ki kalçanız olduğu yerde kalsın. Sağa doğru bükülmesin. İyice bir omurga twist. Omurgam iyice twist oluyor. Kalçam aşağıya ya da öne doğru kaymıyor ya da yana düşmüyor. Diz kapağımın üstünde kalmaya devam ediyor. İlerideki elini al ve çek sağ elini dört ayak pozisyonuna bir yerleş. Burada bir kedi inek yapacağız. Beş tur. Nefes al, omurgayı gökyüzüne, baş dizlere doğru gelsin. Ver nefes, omurgayı yeryüzüne, baş gökyüzüne doğru baksın. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Son kez. Al. Ve ver. Ve şimdi diğer taraf. Sol kolumu açtım gökyüzüne. Nefesle birlikte yine sağ el bileğime yakın bir yerden geçip sol omuzumu yere yerleştirdim. Sağ elimi ileri doğru uzattım. Matın başına doğru. Ve sağ koltuk altından gökyüzüne bakmaya çalışıyorum mümkünse. Eğer kolunuz, ileri uzattığınız kolunuz iyi hissetmiyorsa burada, al onu, çevir sırtından ve kalçanda bir yere takmaya çalış. Ya da sadece üstüne bırak sırtının. Sağ koldan yukarıya doğru bak. Omurgadaki twist'i hissetmeye bak. Kalçanı ayarla tekrar. Kalçan sağa sola gitmesin öne arkaya. Burundan nefes al, ver. Fark et bedeninde neler oluyor. Bravo. Yavaşça elimi indirdim hemen başladığım noktaya ve sol elimi de kurtardım omuzlarımın altından. Ayaklarımın yüzü yerde, seyze pozunda geldim, oturdum. Ve omuzlarımı bir çeviriyorum. Arkadan öne, önden arkaya bir rahatlatıyorum onları. Oturma pozisyonumuz bu. Seyzedeyiz. Nefesle birlikte sağ kolum ve sol kolum, sağ el bileğim, sol el bileğim üstünde, ellerimi ters çevirip birbirine ördüm ve içeriden dışarıya doğru çevirdim. El bileklerim
dirseklerim ve omuz bağ dokularım uzuyor. Böyle kalabilir, çok normal. Gidebiliyorsa bu kadar, değilse bu kadar. Bir bakın, yapabildiğinizin en iyisi sizin için en iyisi. Bunu hep söylüyoruz. Derin, uzun nefesler alıp vermeye devam edin. Yavaşça aldım, çevirdim ve rahatlattım. Ve sonra sağ el bileğimin üstüne sol el bileğimi koydum ve tuttum içeriden, çevirdim. Her iki taraf birbirinden farklı olabilir. Bir bakın. Aldım, çevirdim ve rahatlat. El bileklerini birbirine ör ve çevir. Sağdan sola, soldan sağa. El bileklerini bir rahatlat. Bravo. Gel şimdi ayak parmaklarını tak yere. Ve tekrar kalçayla ayak parmaklarının üstüne otur. Ve sağ elimi uzattım tekrar. Sol elimle sağ el parmaklarımı aşağıya doğru bastırdım. Hem ayak parmaklarım stretch, hem el parmaklarım stretch. Tabii ki içlerindeki meridyenleri hedef alıyoruz. Fasciyi hareketlendiriyoruz. Bedenimizin içerisindeki o 70 trilyon hücreyi birbirine bağlayan efsanevi fasciyi uyarıyoruz. O İçerisinde su barındıran o jel dokuyu, o suyun dördüncü halini tekrar yumuşatmayı hedefliyoruz. Sağ el bıraktım, sol elimi uzattım ve sol el parmaklarımı sağa doğru bastırıyorum aşağıya. Bravo. Gel dört ayak. Ayak parmaklarını rahatlat, minicik vurabilirsin, çok az. Gel ayak tabanlarının üstüne otur. Ve dizlerini mat genişliğinde aç. Çocuk pozisyonu için poza yerleş. Eller ileride. Ve bırak omurganı yere doğru. Ayak baş parmakların birbirine değiyor, topukların birbirinden ayrı. Mümkünse kalça topuklara yakın, diz kapaklarımın arası da mat genişliğinde açık. Yavaşça ellerinizle sağa doğru gelebildiğiniz kadar gelin. Göğsünüzü sağ bacağınızın üstüne yerleştirin. Ve bir dakikada burada böyle kalacağız. Sol tarafınız uzuyor. Omurganın sol tarafı yan bağ dokularınız, yani omurgaların hemen sol ve sağ taraflarını uzatıyoruz. Lateraller.
yavaşça ellerinle birlikte ortaya doğru yürü. Ve göğsünü sol bacağın üstüne gelecek şekilde en ileri noktada sola doğru taşı bedenini. Eller uzun. Yavaşça gel ortaya ve bu sefer ellerini yine ortada, bu sefer el ayalarını da gökyüzüne çevirerek bırak kendini bir dakika. Yavaşça el ayalarını yerleştir ve gel toparla kendini, dizlerini kapat ve bir dakika kadar gözlerin kapalı, omuzlar rahat, dizler rahat, bir bak kendine, içine, zihinsel, fiziksel ve ruhsal bedenine. Nefesine bir bak. Hala hızlı hızlı mı alıp veriyorsun, yoksa artık sakinleştin mi? Düşünceler zihninde yavaşladı mı? Fiziksel bedenin kalktığına göre daha rahat mı? Bir bak bakalım. Açça gözlerimi açtım. Diz kapaklarım aynı oturma pozisyonundayken kendimi sola doğru düşürdüm. Ama ayaklarımı hiç açmıyorum. Oturduğum yerden sadece kalçamı sola indirdim. Ayaklarımın üstünden sol yere. Ve şimdi sol elim sağ elimi sağ tarafıma koydum. Sol tarafıma oturdum, biliyorsunuz ilk başta söyledim. Ayak parmaklarım sağ tarafta kaldı ve elimi sağ tarafa koydum. Sol elimle de sağa doğru uzuyorum. Gidebildiğiniz yere kadar gidin. Kalçam sola düştü. Ayaklarım sağ tarafta kaldı. Sağ elimle ayaklarımın hemen yanına basıyorum ve sol kolumu aldım gökyüzüne, kaldırdım. Yine bedenimin sol tarafı, oblik diyoruz biz bunlara, kürek kemiklerimin arasındaki bağ dokular, kaslar, tüm o bölgeyi hedefliyorum aslında. Yavaşça indir sol kolunu ve tekrar gel ayaklarının üstüne. Hiç pozisyonu bozmadan bu defa sağ düşür kendini. Ve sol el sol bacağımın yanında sağ elle sola doğru açtım kendimi. İki tarafın arasındaki fark edebilirsiniz. Çok net. Omurga sağ taraf ve sol taraf yin yang. Dişi eril biliyorsunuz. Bedeniniz bir tarafı birbirinden daha farklı olabilir. Amaç ne? Dengelemek, dengede kalabilmek. Nefes al, ver burundan.
Yavaşça çözdüm, saydım, indirdim aşağıya. Sol ve sağ. Geldim tam ayaklarımın üstüne. Tekrar oturdum. Yine omuzlarımı bir tur rahatlattım. Arkadan öne, önden arkaya. Ve otur. Oturma kemiklerinin üstüne. Ayaklarını aç, mat genişliğinde mümkünse ya da açabildiğin kadar iki ayak sağ ve sol tarafa. Yine burada öne katlanmalarda eğer zorlanan varsa kalça altına bir şey alıp yükseltebilir bedenini. Ve yine evet bolsterlarınız varsa ev ortamındayız. Sahip olduğunuz ürünler, yastıklar ne varsa onları kullanabilirsiniz burada. Sol bacağım ve sağ bacağım olabildiğince açık. İç bacaklarım aktif. Sol elimi sol bacağımın üstüne yerleştirdim. Sağ elimle gökyüzüne uzanıp önce dersin başından beri bugün üst beden çalışıyoruz. Sağ ve sol taraf omurganın ve bedenimizin sağ ve sol tarafı. Yavaşça elimi indirirken başımla birlikte dönüp sol bacağımın üstüne inebildiğim kadar iniyorum. Ve fark ediyorum ki omurgamın sağ tarafı iyice uzuyor. Burada hazır ellerim ayağımın üstündeyse eğer bir de böyle bastırabilirsiniz ayak parmaklarınızı. Parmak squat'ı yapmaya devam edebilirsiniz burada. Eller yetişmiyorsa kemer kullanabilirsiniz. Yavaşça kaldırdım bedenimi yerden, omurgam ve uzattığım sağ tarafımın rahatlamasına izin veriyorum. Ve sonra sağ elim, sağ bacağım, sol kolum gökyüzüne. Al derin nefes, yavaşça ver ve kal burada. Fark et el parmak uçlarından çekilen kanı, o enerjiyi aşağıya doğru iyice çekildiğini fark et. Ve yavaşça dön sol bacağına doğru. Uzanabildiğin en uzak noktaya yerleş.
yavaşça. Sağ taraftan da. Kalktım. Hep söylüyorum, çok yavaş hareketler. Hareketsiz kaldığımız süreler pozların içerisinde uzun olduğu için beden uzamış oluyor ve siz onu birden kısaltmayın lütfen. Yavaşça girin pozlara ve yavaşça çıkın. Yin yoganın şahaneliği biraz da burada. Şimdi öne doğru uzanacağız. Yine herkes yapabildiği kadar, bir yastığınız, bir bolsterınız varsa, bloğunuz varsa onun üzerine doğru da uzanabilirsiniz. Yoksa elinizde ne varsa gelebildiğin yere kadar gel ve öne doğru katlandıkça iç bacaklar birazcık daha fark edilir olacaktır. Bir bak, senin için en iyi neresi ise orada kal. Yastık eğer yoksa ellerinle gel ve ellerinle uzanabildiğin noktaya kendi ellerini sabitle ve biraz da belki başını bırakmak isteyebilirsin. Derin nefes alıp yavaşça vererek pozun içinde kaldığın her saniye daha da derinleşiyordur. Rahatladıkça beden belki biraz daha ileriye doğru gidebilirsin. Son bir dakika daha. Yavaşça bedenimi yukarıya doğru taşıyın. Ayaklarınızı hiç acele etmeden getirin, minik minik yerleştirin. Sol ayak tabanın kuyruk sokumuna değsin. Sağ bacağım açık kalmaya devam ediyor. Eğer bir rahatlatmak istersen ön onu da bir al. Bir rahatlamasına izin ver. Sonra sağ bacağımı açtım ve yarım kelebek yapacağım şimdi. Önce sağ elimi aldım, sol dizime bir taktım. Sol elimi de kuyruk sokumun hemen arkasında yere koydum, yakınca bir yere. Ve döndüm sol omuzdan geriye doğru baktım. Kal burada bir üç nefes. Ve yavaşça dön, sağ bacağına doğru uzan. İstersen böyle yüzüstü uzanabilirsin. İstersen de
Bir tık daha göğsünü gökyüzüne doğru çevirip elini kaldırdıktan sonra sağa doğru açabilirsin. Tamamen ihtiyacın olan şey ne, ona bir bak ve rahatça bırak. Yine minderin varsa yanında minderini de kullan. O minderin sağladığı konfor bir başka oluyor çünkü. O daha bir bırakabilme hali desteklediğinde kendini. Biliyorsunuz Yoga Vakfı festival etkinliklerinde çekilişler var. Ben de bu çekilişlerde sizlere bir booster ve bir meditasyon minderi hediye edeceğim. Yoksa umarım olmayanı çıkar. Etiketlemeyi bol bol yaparsanız kim bilir sizin de şansınız artabilir. Yavaşça kaldırdım kendimi. Ve sol ayağımı uzattım. Önce bir ortada kaldım. İki ayak yan yana. Matın içinde kalabilirsiniz. Topuklarınız acımasın diye. Bu sefer de sağ ayağımı büktüm. Ve yine topuk kuyruk sokumuma yerleşti. Sol elim sağ dizim. Min üstüne taktım. Sağ elim kuyruk sokumun hemen arkasında ve yakın. Sağ omuzdan geriye doğru döndüm. Bak. Yine bir 3 nefes kalacağız burada. Ve yavaşça yine hangi versiyonda yapmak istiyorsan bu versiyonda sol bacağın üzerine doğru katlan. Ve uzayabildiğin kadar. Yine yavaşça kendimi kaldırdım yerden. Hiç acele etmeden. Çünkü biliyorum ki sağ tarafım yine iyice uzadı. Ve yavaşça ayaklarımı şöyle bir rahatlatıyorum. Silecek pozu ellerini koy kalçanın hemen arkasına. Parmak uçların kalçaya baksın. Dizler sağa düştü. Sola düştü. Tekrar. Ve tekrar.
Ve son kez. Ve son kez. Bravo. Şimdi gel dört ayağın üstüne tekrar. Ve bir de kalça hareketiyle aslında bugünkü dersi tamamlayalım. Sol bacağımı aldım bedenimin altına. Sağ dizimi sol topuktan uzaklaştırabildiğim kadar uzaklaştırdım. Kalçam sağa ya da sola düşmeden olduğu yerde dirseklerimin üstüne indim. Kalçam olduğu gibi kaldı. Ve burada dirseklerin üstünde de kalabilirsin. Yere de yatabilirsin. Hissettiğimiz hedef bölge bükük olan dizimiz, yani sol bacağımızın kalçadan diz kapağına kadar olan hem o gluteus bağ dokusu ve kasları hem de hamstring'de arkadan uyarılıyor. Bazen sağ uzun olan bacağın kalça fleksörünü de hissedebilirsin. Bir bak, birinci hedef bölgenin dışında tabii ki içsel olarak çalışan meridyenler mevcut. Ve fasciyi esnetiyoruz, eğiyoruz, büküyoruz ve oradaki o jel kıvamı her seferinde sıvı hale getiriyoruz. O sertleşmiş ya da sertleşmek üzere olan o dokuları yavaş yavaş, hiç acı vermeden, aslında hiç kendini strese sokmadan yapabildiğin en iyi halle aktive ediyorsun. O derindeki o fascia dokular ancak yin yoga sayesinde, masajla bir yere kadar, akupunkturla bir yere kadar uyarılabiliyor. Ama yin yoga ile daha da derine inebilme şansını yakalıyoruz. Yavaşça bedenimi kaldırdım ve arkadaki uzun olan ayağımın parmak ucunu taktım ve sol ayağımı aldım. Ve biraz burada kalabilirsin istiyorsan, dört ayakta, ya da bedenin hazırsa hemen sağ tarafı yerleştir. Niye sol diz sol geriye doğru giderken, sağ topuktan uzaklaşırken kalçam sağa sola düşmeden İndim dirseklerimin üstüne. Ve eğer rahatladıysam daha da yastığın üzerine bıraktım kendimi. Kalçam sağa sola düşmüyor. Çok önemli. Lütfen buna dikkat edin. İyice hissediyorum taburdan. Böyle geliyor ve diz kapağımın arkasına kadar. Belki buradaki yandan gelen bir IT bend var, onu hissediyorsunuz. Diz kapağınızın üstündeki o tüm bağ dokular, ligamentler, tendonlar uyarılıyor. Uzun olan diz kapağınızın altına bir yumuşak bir şey koyma arzusunda olabilirsiniz. Ya da eğer diziniz rahatsız olduysa, ayak parmak ucunuzu takabilirsiniz. Tam
yatayda olunca ayak yüzeyi dize çok baskı geliyor bazen. Yumuşak bir şey varsa bir diz minderiniz vesaire. Yine yavaşça elimden aldığım destekle kendimi kaldırdım. Sağ kalçamın üzerine doğru düştüm ve ayaklarımı toparladım. Ve gel rahat bir bağdaşa. Derin bir nefes al. Elini sağdan ve soldan gökyüzüne kaldır. Ve yavaşça iler kalbin önüne gelsin. Ve teşekkür et bedenine, zihnine ve ruhuna. Bugün bu dersi yapmana izin verdiği için sana yaratılan ortama teşekkür et ve şükret. Dersin başında koyduğun niyete teşekkür et gerçekleştiği için. Gerçekleştirebilme gücüne şükret. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Dersi benimle paylaştığın için çok teşekkürler. Namaste. Şifa olsun hepinize. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Umarım şahane babalar günü, babalar için çok güzel bir babalar günü hediyesi olur. Ve 21 Haziran yoga gününde 4 gündür sürecek bu etkinlikler. Birbirinden kıymetli hocalar, dersler olacak. Çok şanslısınız, çok şanslıyız. Hepinize şifa olsun. Bolster kazanmak istiyorsanız çekilişlere katılmayı unutmayın. Bir sürü hediyemiz var bu arada. Muhteşem şeyler, hediyelerdi. Ben de naçizane ürettiğim yastık lardan hediye etmek istedim. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Çok sevindim boynunuzun rahatlamış olmasına. Demek ki bugün sizin için yaptık bu hareketleri. Bugün üst beden yaptık. Şahane de oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Göknur'um, öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Evet, Gizem. 27'sine kadar çekiliş devam ediyor. 27'sinde açıklayacağız kazananları. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.